Kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. Nasılsınız arkadaşlar? Bugün güne güzel bir kahveyle başladık gördüğünüz gibi. Fakat dikkatinizi çektiyse bugün yeni bir şey kullanmaya başladık. Size ondan biraz bahsetmek istiyorum. Biz kolajen kullanmaya başladık arkadaşlar. Ben biraz araştırma yaptım. Bazı sorunlarım var ve bu kolajen kullanımı bu sorunlara iyi geldiğini gördüm. Araştırmalarım sonucunda iyi gelebileceğine inandım açıkçası. Cem'e de anlattım, o da kullanmak istedi. Yani bundan sonra her gün sabah kahvelerimizin içine ölçüsüyle birlikte her gün bir kaşık kahvelerimize kolajenimizi ekleyeceğiz. Bunun sebeplerini açıklamam gerekirse tabii ki siz kendi sebepleriniz için ilk önce kullanmadan önce tabii ki araştırmanızı yapın. Ben şöyle bir araştırma yaptım. Cildim çok fazla kuru. Cildimin çok fazla neme ihtiyacı var. Fazlaca krem kullanmama rağmen kuruluk problemimi çok fazla aşamıyorum. Bunun dışında spor yaptığım için düzenli çok fazla kas ağrım oluyor. Hatta 2 gündür yürüyemiyorum, yani çok ciddi bir kas ağrım var. 10 derstir spora gitmeme rağmen yine de ara ara böyle her seferinde farklı bir kas grubuna yüklendiğimiz için kas ağrılarım çok oluyor. Kas ağrılarına iyi geldiği için, cilt kuruluğuna iyi geldiği için, sindirim sistemine, dolaşım sistemine iyi geldiği için, Cem için de yine kendim için de saçı güçlendirdiği için, aynı zamanda benim yine diğer bir problemim olan tırnaklarım çok fazla ince, çok kırılıyorlar, çok güçsüzler. Yani ne yaparsam yapayım tırnaklarımı da çok fazla sağlıklı hale getiremedim. Kalın ve düzgün uzamalarını sağlayamıyorum. Kolajen buna da katkı sağlayan bir şey. Yani daha aklıma gelmiyor. Birçok sebebi var aslında. Şu an unuttuğum birkaç sebebi daha var mutlaka. Hani beni cezbeden tarafı. Zaten belli bir yaştan sonra da kolajen alımı durduğu için denemek istedik açıkçası. Bir süre kullanıp hani bizdeki gelişimine bakmak istedik. Bunu bir ay kullandıktan sonra size hani bir değişim var mı yok mu bende ya da Cem'de videolarıma yer veriyor olurum. Ben bu markayı tercih ettim, Vital Proteins olanını. Bunun içinde hem tip 1 hem tip 3 kolajeni varmış. Bu arada tip, yani internetten araştırabilirsiniz ama kısaca bahsetmem gerekirse tip 1 kolajen tırnak sağlığı, saç sağlığı, işte cilt. Tip 3 ise dolaşım, sindirim sistemi gibi problemlere yine daha fazla katkı sağlıyor. Bu bir ilaç değil zaten ve siz yine de almadan önce araştırırsanız çok güzel olur. Ben bayağı bir araştırdım. Hem ürün bazlı araştırdım hem kolajen olarak araştırdım. İkinci olarak size göstermek istediğim ürün bir tütsü aldım ve kullanmaya başladım. Ben tütsü kullanmayı çok seven bir insanım ve neredeyse evdeysem her gün tütsü kullanan biriyim. Ve biraz araştırdım bunu da. Sonuçta her gün soluduğum bir şey ve bu kadar etrafta her yerde yaygın olup ucuz satılan bir şeyin ne kadar sağlıklı olabileceğinden dolayı böyle bir içime kurt düştü ve biraz araştırma yaptım. Bu kadar sık kullandığım ve soluduğum bir şeyin daha doğal, iyi bir içerikten oluşmasını açıkçası tercih ederim. Bu nedenle bu sokakta satılan, her yerde bulunan tütsüleri artık kullanmama kararı aldım. Bu markanın tütsüsünü keşfettim. Markayı da şuraya yazayım ben size. Daha kolay bulabilirsiniz. 4 çeşit tütsüsü var. Ben şu an için bu 2 çeşidini aldım. Bu Gaia, bu da Healer olan çeşidi. 2 tane. Biri kahverengi, biri yeşil. Bir de krem rengi olanı vardı. Sanırım bir de mavi renk var. O ikisini de deneyeceğim ama önce bu ikisini kullanmak istedim. İlk olarak ben bu yeşili kullandım ve çok beğendim. Gayet güzel. Az önce yanan bu yeşil olandı. Bu arada içinde kendi mıknatısıyla birlikte geliyor. Bu tütsüler dışarıda satılan tütsülere göre biraz daha farklı, daha küçükler. Şöyle göstereyim. Biraz daha küçükler ve yanında mıknatısı var ve mıknatısını az önce gördüğünüz gibi ucuna takıyorsunuz. Gerçekten güzel bir koku. Yani doğal olduğunu yaktığınızı bile hissediyorsunuz. Bu üstünde ne yazıyormuş merak ettim. Şimdi tütsünün şifa dolu enerjisini tüm kalbinle kucakla ve ona izin ver. Dumanın niyetlerine eşlik etsin. Ya böyle şeyleri gerçekten oldum olası çok seviyorum. Tütsüler işte böyle. Ada çaylarına, balmumlarına çok merakım vardır ve sık sık kullanırım evimde. Koku rahatsız etmiyor size öyle söyleyeyim. Bazı tütsüleri solduktan sonra biraz rahatsız ediyor açıkçası. Kapatıp ya da camı açma isteği uyandırıyor. Bunlarda öyle bir şey yok zaten. Yakarken de anlıyorsunuz. Son olarak bir şey daha göstereceğim ama bu tamamen kedi sahipleriyle ilgili olacak. Bizim biliyorsunuz ki bir kedimiz var. Kendisi şu an balkonunda oturuyor ve dışarıyı izliyor. Hatta göstereyim, çok komik. Çok tatlı. Uslu! Merhaba! Size de hemen bir merhaba dedi gördüğünüz gibi. Böyle ben konuştum hemen cevap veriyor. Çok iletişim kurabilen bir kedi. Gerçekten çok seviyorum onu. Uslu. Şimdi bizim kedi çok sık tuvalete çıkan bir kedi. Yani günde 4-5 kere mutlaka tuvalete gidiyor. Bu nedenle biz onun kumunu temelli değiştirmesini 10 günde bir yapıyoruz. Genelde böyle 2 hafta 3 hafta kullananlar vardır mutlaka ama yani bizimki dediğim gibi çok sık kullandığı için ben daha sık
değiştirmeyi tercih ediyorum. Azaldıkça ekliyorum ama 10 günde bir mutlaka temelli değiştiriyoruz. Ama yine de böyle arada ne kadar iyi kum tercih etsek de koku olabiliyor. Ve gerçekten yorumlarının hakkını verdiği bir ürün yani bu. Active Clean markasının koku giderici ürününü aldım ve gerçekten arkadaşlar sıfır koku. Küçük küçük siyah taneler var içinde ve çok uzun süre gidecek bir ürün. Mutlaka kedi sahipleri bu tarz konularda sıkıntı yaşıyordur. Şimdi böyle 3 tane ürün göstermiş oldum size. Bugün böyle videoya başlamış olduk. Ya aklıma gelmişken böyle hani belki sizin de ilginizi çekecek ürünlerdir diye tavsiyelerimi iletmek istedim. Şimdi dışarı çıkıyoruz çünkü en sonunda alkışlıyorum kendimi. En sonunda telefonumun camını yaptırmaya götürüyorum. Çünkü artık arkadaşlar 4 ay oldu. 4 ayda kırık camla geziyorum. Ama bu tabii ki benimle ilgili bir şey. Bu inisiyatifi ben aldım. Çünkü kullanabiliyordum yani bir problem yoktu. Bu nedenle kullanıyordum kırık halde. Bayağı kötü haldeydi. Telefonumu getirdim. Göstereyim size arkadaşlar son durumunu. Bakar mısınız? Yani bunun artık neresinde? Kamerada görünüyor oradan. Kendimi görüyorum şu an bakın. Yani bu artık gerçekten bu nedir ya? Yani artık yani bir zahmet götürdü mü yani? Artık bu telefonun ekranını yenileteceğim. 4 ay iyi dayandım yani. Kullandım yani bir problem yok. Hala çalışıyor yani. Hiçbir problemi yok gerçekten ama çıtır çıtır etmeye başladı artık. Korkuyorum yani. Daha da kötü bozulmasın. Telefonumu yaptırmaya götüreyim. Kaç gün sürer bilmiyorum. Sonrasında geleceğim ve spora gitmem gerekiyor. Dersim var. Bugün beraberiz. Şimdi gidelim. Sonra gelelim spora gidelim. Bütün gün beraberiz yani kısacası. O zaman günün devamında görüşürüz. Telefonsuzum ve 20 iş günü telefonsuzum. Yani bir ay boyunca telefonum yok arkadaşlar. İş yerine sordum şimdi. Dedim ki hani acaba geçici bir telefon bulabilir miyim diye bakalım. Bir rahatladım Cem. Yani eski zamanlara döndüm. Telefon yapmam. Bir ay çok uzun. Bir ay boyunca telefonum olmayacak. Burada meşhur bir İtalyan tatlıcısı var. Cannoliler var küçük böyle. Onları denemek için geldik. Göstereyim size de. Selamlar. Biz şimdi eve geldik. Bu arada Migros, Watson's Gratis gibi Mion adında bir dükkan açmış. Kadıköy'de denk geldim. Aynı Gratis ve Watson's mantığı. Sadece kozmetik kişisel bakım ürünleri yer alıyor. Yeni açıldığı için de bayağı uygundu birçok şeyin fiyatı. Ben aslında deodorant almak için gitmiştim. Ama gerçekten çok uygun fiyatlı ürünler vardı. Size neler aldığımı göstereceğim. Yani İstanbul dışında var mı bilmiyorum ama ben ilk defa Kadıköy'de denk geldim. Mion adında bir dükkan. Bu arada iki tane de kargom geldi. Önce kargolarla başlayayım. Usluya tasma aldım. Çünkü ya şimdi Allah korusun deprem falan olursa eğer dışarıda yaşamamız gerekirse Allah korusun. Usluyu tasmayla mecburen hani yemek yedireceğim. Çıkarttığımda mecburen tuvalete o şekilde yapmasını sağlatacağım. Bu nedenle tasma önemli bir detay. O gelmiş. Çok araştırdım. İyi bir şey olsun istedim. Çünkü uslunun rahat etmesi gerekiyor. Benim için önemli. Allah korusun ya. Başımıza ne geleceğini bilemeyiz. Biz 99 depreminde dışarıda yaşamıştık yani. O zaman bir evcil hayvanım yoktu ama böyle bir rengi de çok güzelmiş. Taba rengi. Usluya bir tane böyle bir tasma aldık. Bayağı kullananlar memnun kalmış. Yani eğer görmek isterseniz linkini verebilirim. Böyle boğazdan değil tamamen gövdeden saran bir ürün. Bunu yaparsak da gösteririm size. Bayağı da güzel bir şeymiş ya. Hoşuma gitti. Rengi çok hoş. Erkek kedimiz olduğu için ona böyle taba rengi seçtim. Farklı renkleri de vardı. Usluya tasma almıştım. Cem'den makas istedim. Biraz mutfaktaydı. Kız erkek rengi olaylarına pek şey değilimdir yani öyle
takık değilimdir de. Aa, bu da yakışıklı bir renk yani. Tava rengi. Küçük böyle işte makyaj çıkarıcılar, kremler falan koyabilmek için. Bu küçük kaplardan aldım. Bunlar bayağı işimi görüyor benim böyle seyahate gittiğim zaman. Bunları kullanıyorum. Şimdi şu Migros'un yeni açtığı Mion dükkanından size bahsedeceğim. İlk olarak şöyle söyleyeyim. Rossmann, bu markaya denk gelene kadar Rossmann, Gratis ve Watsons'a göre çok daha uygun. Gratis'i asla tavsiye etmiyorum. Çünkü Gratis gördüğüm en pahalı dükkan bu segmentte. Çünkü şu ürün, bu Cem'in sürekli kullandığı saç spreyi. Bu ürün şu an Gratis'i 90 küsür lira. Ama bu Mion'da ve aynı zamanda Watsons'ta 44 lira mesela. Yarı fiyatına. Çok saçma yani gerçekten. Ben artık Gratis'e gitmem. Öyle söyleyeyim. Yani insan kazıklıyorlar uslucum. Gel uslucum. Görsünler seni ne kadar yakışıklı olduğunu. Bak ne kadar yakışıklı bir şey aldım sana. Gel. Uslum gel. Bak kaparım seni. Vallahi kapıp gösteririm seni. Kapacağım seni. Gel buraya. Kaptım. Uluşum. Pamuk bu pamuk. Hadi git bakalım. Sonra saç spreyi Cem için aldık. Bir de bu o şey... Duş lifleri üçlüsü, teklisi 20 liraydı, üçlüsü 30 liraydı. Yani doğal olarak üçlü aldım ben de. Bunu sık sık değiştiriyorum ya ben. Hani daha iyi oluyor. En sevdiğim deodorant, Nivea deodorantı, Pearl & Beauty. Bu arada eşim benim FMCG markasında çalışıyor. Bu nedenle hep söyler yani Rexona, zaten çok iyi bir marka. Rexona ile aynı pazar payına sahipmiş neredeyse Nivea'da. Yani gerçekten kaliteli bir marka olduğunu düşünüyorum Nivea'nın. Hem temizleme jelini hem de en sevdiğim deodorantını aldım. Rexona'yı da seviyorum ama genelde tercih ettiğim hep bu oluyor. Cem'in en sevdiği deodorantı sırada L'Oreal'in Men Expert deodorantı. Bu arada L'Oreal'in deodorantlarını erkek arkadaşınız ya da eşiniz varsa mutlaka aldırın, bir denesin. Gerçekten erkek parfümü gibi kokuyor. Çok güzel. Ben Cem'e ilk L'Oreal'in reklamlarının kampanyasını düzenlerken L'Oreal'den hediye ürünler gelmişti bana. O zaman Cem'e vermiştim ve bunu da o zaman keşfettik. O zamandan beri hep Cem bunu kullanıyor. Gerçekten çok güzel kokuyor. Tavsiye edebilirim. Son olarak da yine Cem kullanmış olduğu bu Old Spice'ın roll-on'unu almış. Bu ürün de yine 30 liraya düşmüştü. Normalde 100 küsür liraydı. Yani dediğim gibi bu Mion'a giderseniz eğer şu an yeni açıldığı için bayağı bir indirim var. Öyle tesadüfen keşfetmiş oldum ben de. Şimdi dersim var. Spora geçiyoruz. Beraber sporda görüşürüz. A few moments later.